Takvimler 11 Temmuz 1995'i gösterdiğinde dünya insanlık tarihinin gördüğü en korkunç olaylardan birine tanık oldu. Srebrenica'da 8.372 Müslüman Boşnak hunharca katledildi. Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yapılan en büyük katliam olarak hafızalara kazındı. Aradan geçen 24 yıla rağmen Srebrenica'nın acısı dinmedi. Srebrenica soykırımının 24. yıl dönümü nedeniyle AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenlendi. Parti binasında düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Eyüp Özgeçici, İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, parti mensupları katıldı. Srebrenica'da alçakça katledilen Müslüman kardeşlerimizin ölüm yıl dönümünü anıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutmadık. Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz tarafından okunan basın açıklamasında uluslararası kamuoyunun batıya ve katliama neden olan ülkelere hesap sormadığını söyledi. Bosna'nın bağımsızlığını ilan ettiği referandum birbirini takip eden gelişmelerdir. Sırplar Bosna'nın bağımsızlık kararını tanımamıştır. 1992 Nisan ayında Bosna Savaşı Sırplar tarafından başlatılmıştır. Ellerindeki silah gücü ve Birleşmiş Milletler'in silah ambargosunun desteğiyle Bosna Savaşı ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüştürülmüştür. 1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları insanlığın utanç vesikası olan Srebrenica soykırımına şahit olmuştur. Srebrenica'da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede 5 gün içinde resmi kayıtlara göre 8.372 kişi can vermiştir. Bosna'da 3,5 yıl devam eden savaşta 312.000 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmıştır. 27.732 kişi resmi kayıtlara göre kayıp olarak geçmiştir. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla bu ayıpla geçen uluslararası kamuoyu batıya ve buna neden olan ülkelere hesap sormamıştır. Soykırımı kabul etmeyenler başka soykırımların yapılmasına da göz yummuştur. Bugün özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen bir Avrupa imajı çizilirken Srebrenica'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenica annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenica çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliye İzzet Begoviç'in "bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır. AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümet önce olmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, "dünya beşten büyüktür" diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır.